Plus ekranlarından hepinize merhabalar değerli futbol severler. Bugün Galatasaray gündemini konuşmak üzere sevgili Kaan Dursun'la beraberiz. Kaan Dursun hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi canım. Şu an Galatasaray'da bir seçim süreci söz konusu ve e, çok öne çıkan bir haber var. Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek ile beraber başkanlığa geleceği ve teknik direktörün de Fatih Terim olacağı konuşuluyor. E, ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Ya Şimdi e, Galatasaray'da bir ibrasızlık yaşandı. Burak evet. Elmas da tüzüğün gereğini uygulayıp seçime gideceğini söyledi. Evet. 30 Nisan olarak da e, seçim tarihi ayarlandı. Bu saatten sonra e, kimlerin başkan adayı olacağını zaten e, bir Futbol Plus'ta zaman zaman aktaracağız. Metin Öztürk'ün, Sayın Metin Öztürk'ün bir adaylığı var net bir şekilde kesin. E, onun müjdesini de vereyim. Önümüzdeki günlerde ağırlayacağız kendisini Futbol Plus'ta. Ee, Eşref Hamamcıoğlu, ee, Burak Elmas'la yapılan seçimde kendisine en yakın aday oydu. Burak Elmas kazandı, ikinci Eşref Amamcıoğlu oldu. Evet. Sayın Eşref Amamcıoğlu'nu hadi bir köşeye koyalım. Ardından geriye kalıyor Dursun Özbek. Şimdi ilk Dursun Özbek'in yarım kalmış bir sevdası var Galatasaray'la. Çünkü evet. e, güven kazanmak için gittiği bir seçimde bir anda kaybedip Sayın Rahmetli Mustafa Cengiz'e e, koltuğu kaptırmıştı. Ki kurduğu kadro da şöyle söyleyeyim sana. Igor Tudor'a evet. kurduğu kadro, e, işte Gomisli vesaire kadro iki sene ligi ambargo koydu. Ki gerekli takviyeler yapasa daha da devam ederdi. Yanına Abdurrahim Albayrak'ı alarak ek olarak da hoca olarak Fatih Terim'i seçeceği söyleniyor. Yani e, Galatasaray'daki yönetim kurulu üyeleri de zaten bu tarz yönetim kurulu üye diyorum. Galatasaray üyeleri de Galatasaray'da üyeler de bu konuda bir çalışma yaptığı söyleniyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Son yaşanan olaylardan sonra Fatih Terim'le Mustafa Cengiz'in arasındaki bu gerilmelerden sonra ben Sayın Abdurrahim Albayrak'ın açıkçası Fatih Terim'le eskisi kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir ihtimal olarak görüyorum onu. Çünkü o dönem çok yıprattı. Ee, Sayın Fatihlerimle yönetim arasındaki gerginlik e Şimdi Mustafa Cengiz'de bir gerginlik var da e Abdurrahim Albayrak da yönetici evet. e Zamanında e, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın işte I love you, hocam tişörtleri vesaire O zamanlar artık geride kaldı Galatasaray'da Ben şu andan itibaren şunu da yanlış buluyorum Baştan söyleyeyim her gelen yöneticinin Ben Fatihlerimle çıkacağım diye, diye artık Bu e, seçime gelmesini mantıklı bulmuyorum ki Dursun Özbey'inde sayın Dursun Özbey'inde böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum ki sayın Burak Elmas'ta da görüldü ki Fatih Terim'le beraber yola çıkacağım deyip bir anda eee yolların ayrılması durumunda bir güvensizlik yaşandı. Ben bu saatten sonra ne sayın Fatih Terim'in bu konuya bir olumlu bakacağını ne de e, herhangi bir başkan adayının bu konuda bir olumlu bakacağını düşünmüyorum. Ya bu biraz e, hani Olabilir. Kü çok küçük bir ihtimal. Çok küçük bir ihtimal üçünün yan yana görebilmemiz. Sayın Dursun Özbey'in ben Fatih Terim'le çalışabileceğini düşünüyorum. Ama Hı. Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim üçlüsü kesinlikle çok zor. Peki Kaan çok teşekkür ederim değerli Ben Yolunların teşekkür için. ederim. Sevgili futbol severler bugün Galatasaray gündemini konuşmak üzere. Değerli Kaan Dursun'la beraberdik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.